Şimdi de bu videonun ikinci partını çekelim. İkinci partta ne yapmak istiyorduk? Hatırlayalım. Şarta bağlı. Şarta bağlı account'ları değiştireceğim. O yüzden kodum burada aynı, değiştirmiyorum. Yazdığım kodlar burada. Sadece şurayı değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurayı. Yani hepsini değil de şarta bağlı yapmamız gerekiyor. Burayı kaldıralım isterseniz. Şunu da kaldıralım. Ona da çok ihtiyacımız yok. Öncelikle bir senaryo oluşturalım kafamızda. Ne yapalım? Şunu yapalım. Type'ı boş olanları biz type'ı boş olanları ne yapalım? Installation Partner yapalım. Eğer type'ı boş ise onu biz Installation Partner yapacağız. Bunu kopyalıyorum. Evet, görüyorsunuz bazıları prospect. Şöyle tıklarsak bazıları işte prospect, bazıları hepsini açalım arkadaşlar. Şu şekilde bakıyoruz. Type burada yok. Type'ı ekleyelim. Type'ı en sonlarda bir yerde bulalım. Ekleyelim. Görüyorsunuz sadece bazılarında type var, bazılarında yok. Olmayanlara, sadece olmayanlara ben installation partner'ı koymak istiyorum. O yüzden benim şu şekilde her şeyi aynı yapıyoruz. Önce bütün account'ların oluştuğu bir liste yapıyoruz. İsterseniz iki yolu var. Bu bütün account'ları değil de şurada şey diyebilirsiniz. Where type equals, evet, where type equals diyelim. Buna ne diyelim? Null diyelim. Eğer boş ise. Eğer type boş ise sadece onları alıyor şu anda. Şu anda bizim aldığımız accountlar, yani all accounts'un içinde type'ı boş olanlar var sadece. Yani hepsi yok. Hepsi yok. Type'ı boş olanlar var. İsterseniz bunun size'ına bakabilirsiniz ama şu anda update olduğu için DML statement'ımız run yapacağı için bunu yapmıyorum şu anda ama şöyle diyelim. Bunu kaldıralım isterseniz. Execute yapıp şey görelim, size'ını görelim. Nerede görelim? Şurada görelim. System diyorum. Nokta debug. Hatırlarsanız 140 account vardı. Şu anda kaç tane var ona bakalım. Ya da şöyle yapalım. Bunu kaldırmayalım. Bizim burada oluşturduğumuz SOQL kodunu query'ye koyup bakalım. Bize ne verecek? Oradan bakalım. Gördüğünüz gibi 126 tane var. Neden 126 tane var? Çünkü 14 tanesinin type'ı var. 14 tanesinin type'ı boş değil. Bu şekilde 126 tane olduğunu görüyoruz. Yani type'ı boş olanlar. Şimdi siz ben Ctrl Z yapıp eski kodlarımı görmek istiyorum. Çünkü onları kullanacağız. Şu şekilde. Ne demiştik? Where type is equal null diyoruz. Null olanı alıyor sadece. Ve onların şuna ihtiyacımız yok. Sadece neye ihtiyacımız var? AC.type'a ihtiyacımız var. Bizim type'ı ne olması gerekiyor? Type eşittir diyoruz. Gelip type'ını şuradan alalım. Biz installation partner olarak değişmesini istiyorduk. Installation partner yazıyorum. Ve onu bizim oluşturduğumuz yeni boş kümemiz, boş listemize ekliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada ekliyoruz. Tekrar baştan sona anlatmak istiyorum ne yaptığımızı. İlk olarak bir SOQL query'lerini kullanarak bir liste oluşturdum. Unutmayalım, köşeli parantezin içine koymanız gerekiyor SOQL kodlarını. Şu şekilde bir liste oluşturdum. Burada account'ların listesini oluşturdum. Ama hepsini değil, şartımız var. Type eğer boş ise. Type eğer boş ise onları oluşturduk. Bu şekilde bizim içinde 126 tane account'un olduğu bir liste oluşmuş oldu. Daha sonra boş bir liste oluşturduk. Çünkü update yaptıktan sonra hepsini boş listenin içine koymamız gerekiyor. Daha sonra for loop kullanarak, çünkü birden fazla var. Birden fazla olduğu için for loop kullanıyorum. For loop'un içine bir account tanımladım. Bu account bizim listenin bütün account'larına hitap ettiği için listemizin adını yazdık. Ve daha sonra
Bu account'un, hani account dediğim 126 tane account bu. Tek değil bu. Yani 1, 2, 3, 4, bütün hepsine hitap ediyor. Tek tek hepsinin type'ını değiştiriyor. Installation partner yapıyor. Sonra bunları bizim boş listemize ekliyoruz. Şurada. Boş listemizi ekledikten sonra boş listemizi DML statement'ları kullanarak update ediyoruz arkadaşlar. Update yaptıktan sonra şuna da ihtiyacımız yok. Update yaptıktan sonra gidip bakacağız. Hepsi değişmiş mi, değişmemiş mi? Öncelikle execute yapalım. Hatırlarsanız hepsinin değişmesini istemiyorum. Sadece type'ı boş olanların installation partner olmasını istiyorum. Şu anda ben all accounts'u pin yapıp refresh yapıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Installation partner olarak değişti. Peki hepsi mi değişti? Bakalım. Hepsi değişmedi. Görüyorsunuz. Yine 14 tanesi aynı kaldı. Diğerleri değişmiş oldu. Diğerleri bu şekilde değişiyor. Bu da şarta bağlı update yapma arkadaşlar. Şarta bağlı update yapma. Peki biz bunu şu şekilde yapabilir miydik? Onu da görelim. Kodları değişik şekilde yazmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani sadece bir yoldan yazmayın. Yani neyin nerede yazılabildiğini bilmeniz gerekiyor. Ben mesela şunu yapabilirim. Şunu yapabilirim. Bir. Şu SQL kodunu istersen şu bir liste ya arkadaşlar. Bu tamamen bir liste. Bunu isterseniz bunu kaldırıyorum. Direkt şuraya koyabiliyorum arkadaşlar. Şunun içine. Çünkü madem o liste, o da liste, o da liste. İkisi de liste ise hiçbir tanımlama yapmadan burada da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz Installation Partner 2 diye değiştirelim. Şu anda boş olanlar yok ama. Boş olanlar yok. Hepsini doldurduk. O yüzden bu veri buradan kaldırıyorum. Hepsini doldurduğumuz için değişmez. Ne diyoruz? Select ID Name from Account. Hepsini Installation Partner 2 yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi yani şuraya listenin adını yazabilecekken listenin kendisini de koyabiliyorsunuz. Bu şekilde yazmayı öğrenelim arkadaşlar. Bu da lazım olur. Bir yerde böyle görürsünüz. Sonra ya bu neydi, bunu nasıl yaptı dememek lazım. Bunu bu şekilde de öğrenmek lazım. Şimdi execute yapıyorum tekrar. Hata vermiyor gördüğünüz gibi yapıyor. Gelelim accountlara bakalım. Hepsi değişti görüyorsunuz. Ya aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Yani biraz önceki şeye gidelim. Şu şekilde geriye alıyorum. Bunun gibi yazabilecekken hiç liste oluşturmadan SQL query'yi direkt for loop'un içine de liste olarak koyabiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar şu all accounts dediğiniz şey zaten buna eşit. Görüyorsunuz bu sol taraf sağ tarafa eşit. Madem ben sol tarafı buraya yazabiliyorum, neden sağ tarafı yazamayayım? O şekilde düşünün. Birincisi bu. İkincisi şu arkadaşlar. Where kısmını burada yazabilirsiniz. Şurada yazabilirsiniz. Ya da if else kullanabilirsiniz. Ben şimdi if else kullanarak bazı şeylerin değişmesini sağlayacağım. Yani update yapacağım. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Diyelim ki burada başka ne var mesela? Bakalım filtrelerimizde ne var? Başka bir filtre üzerinden gidersek. Şu bakıyorum bir pick listimiz var mı? Industry diyor. Bu pick list herhalde. Rating var mıydı? Rating var. Rating alıyorum arkadaşlar. Rating'e bakıyorum. Rating yok. Hiçbirinde yok gibi. Şöyle bakıyorum. Hiçbirinin rating yok. Ha, bazılarında var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Rating'i yukarı sort yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Cold olanları farklı bir şekilde update yapalım. Warm olanları farklı bir şekilde update yapalım. Hot olanları başka bir şekilde update yapalım. Ne yapalım mesela? Şunu yapalım. Bunların type'ını şöyle type'ını değiştiremeyiz. Type aynı kalsın. Değiştirebiliriz de değiştirmeyelim. Bunların neyini değiştirelim? Account name'ini değiştirelim. Ya account name'in sağ tarafına cold yazalım. Eğer warmsa warm yazalım. Yok öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Tamam. Eğer cold ise minimum salary 5000 yapalım. Warm ise minimum salary 10.000 yapalım. Hot ise minimum salary 100.000 yapalım mesela. Böyle bir değişiklik yapalım. Mantık aramayalım. Burada işimiz pratik yaptığımız için mantık aramıyoruz. O şekilde yapalım. Bakalım değişecek mi arkadaşlar? Geliyorum.
O zaman ne yapmamız gerekiyor? If else kullanmamız gerekiyor. If diyoruz. Ne diyoruz? AC'nin arkadaşlar unutmayın. AC'nin type'ı type değildi. Rating'di. Rating'i eğer AC'nin rating'i eğer neydi? Cold ise o zaman şunu yapmam gerekiyor benim. AC nokta bu minimum seleri custom bir object olduğu için, custom bir field olduğu için şu şekilde yazmamız lazım. Minimum seleri iki tane underscore C şeklinde yazmamız lazım. Onu da ne eşitliyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım. 5000'e eşitliyoruz. Şu şekilde. Daha sonra if else yapmamız lazım. Yani else if yapmamız lazım. Else if diyoruz. Else if'in şartını koyalım. Şuradan kopyalayabilirsiniz. AC rating eğer warmsa o zaman ne demiştik? 10.000 yapalım. Bunu da kopyalayabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Bu kez bunu 10.000 diye değiştirelim. Else diyoruz. Artık başka bir şansımız kalmadı. Son şansımız hat olması. O zaman da biz AC salary'yi yani minimum salary'yi bu account'umuzun minimum salary'sini ne yapıyoruz arkadaşlar? 15.000 yapalım. Evet. Bu şekilde değiştiriyoruz. Bu şekilde değiştiriyoruz. Şimdi AC'yi değiştirdik. AC'yi değiştirdik. AC'yi listemize eklememiz gerekiyor. Listemiz burada. Updated accounts. Ona nokta add diyoruz. Ve AC içine ekliyoruz. AC içine ekliyoruz. Sonra execute yapıyoruz arkadaşlar. Bir yerde bir hatamız var. Ne diyor? Line 7, column 1 diyor. Bakalım line 7'da ne hatamız var? AC nokta rating. Eşittir cold. Burada bir hata var mı? Bu şekilde yazıyor. Cold yazıyor. Rating yazıyor. Doğru yazdık diye düşünüyorum. Rating. AC rating eşittir. AC rating eşittir. Evet. Burada hatamız ne? Bu currency şeydi mi yazılıyordu acaba? Ona bakalım. Line 9 diyor. Orada tamam problem var. Bunları bu şekilde yazmamız gerekiyor. Problem şurada. 7'de. If dedik. AC.rating doğru. AC.rating. Rating yok mu? Var. Görüyoruz. Rating diye bir field'imiz var account'larda. O zaman hata vermemesi lazım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir hatamız var. Onu gördük. Eğer siz bu rating'i kullanmak istiyorsanız şurada eklemeniz gerekiyor. Biz bunu eklemediğimiz için bize hata veriyor. Eğer SOQ'nin içinde rating yoksa burada kullanamıyorsunuz. Şimdi execute yapıyorum. Problem yok. Çalışıyor. Account'lara bakalım arkadaşlar. İstediğimiz gibi değişti mi? Değişti. Neden hepsi 15.000 oldu onu da söyleyeceğim. Biz şöyle demiştik. Eğer cold ise 5.000 olsun. 5.000 oldu. Warm ise 10.000 olsun. 10.000 oldu. Hat ise 15.000 olsun. 15.000 oldu. Ama hat için demedik. Ne dedik biz? Şöyle demiştik. Eğer else demiştik. Else demek bütün kalanları. Yani cold ise 5.000, warm ise 10.000, geri kalan hepsi 15.000 olsun dediğimiz için hepsi 15.000 oldu. Bu şekilde mantığını anlamaya çalışın arkadaşlar. Mantığımız ne? Bütün hepsini eğer update etmek istemiyorsanız o zaman bir condition koymanız gerekiyor. Orada if else'leri kullanmanız gerekiyor. If else'leri yardımıyla sadece bazılarını değiştirebilirsiniz. İleride buna benzer çok örnekler yapacağım için tam olarak pekişeceğinden eminim. Bu konuda rahat olun. Ama şu anda biraz daha basitçe anlatmaya çalışıyorum. Çünkü konularımız çok. Hepsini videolar çekmek istiyorum. Daha sonra bir sürü örneğim olacak. Apex Examples ya da Apex Programs diye farklı bir liste yapacağım. YouTube üzerinde. Oraya önceden çalıştığım bütün örnekleri koymayı düşünüyorum. Tek tek anlatarak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.